Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Astor hissesini değerlendireceğiz. Astor'daki güncel görüntülere bakacağız. Daha önceki yayınımızda Astor'la alakalı şöyle bir strateji yapmıştık. Arkadaşlar, logaritmik görüntüde çizmiş olduğumuz yükselen beyaz trendimiz aşağı yönlü kırıldı. Teknik teorilerde son derece önemli olan bu yükselen trendin kırılmasıyla genel itibariyle kırılan yükselen trend test edilir. Ondan sonra aşağı yönlü sert satış gelir demiştik. Yani şu şekilde bir beklenti içerisine girmiştik. Buranın kırılmasıyla sonrasında bu bölgenin retest edileceği, eğer üzerinde kapanış yapamazsa sert satışla Astor'un kanal alt bandına kadar düşme ihtimalinden bahsetmiştik arkadaşlar. Hala aynı görüşteyim. Bu görüşün olma ihtimali vardır. Ancak yükselen trendin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte aslında fiyatlarda bir baskılanma da olabilir arkadaşlar. %100 kırdığı yeri test edecek diye bir şey yoktur teknik olarak. Genel itibariyle önemli bir trend kırılırsa kırdığı yerin biraz daha üzerinde retest hareketi gelir. Ancak teknik olarak %100 geleceğine yönelik bir şey yoktur arkadaşlar. Bu her şeyde böyledir. Yani %100 yükselecek, %100 düşecek şeklinde bir şey söyleyemeyiz. Ancak benim Astor'dan beklentim önemli bir yükselen trend aşağı yönlü kırdığı için düşmeden önce kanal orta band seviyelerine gelen yükselen trendini test etmesi, 155 TL civarlarından geçiyordu. Şu an itibariyle 157 TL civarlarına kadar yükseldiğini görüyorsunuz. Yani Perşembe günü 157 TL, Cuma günü 158 TL civarına geliyor. Bu bölgelerin test edileceğini, üzerinde kalıcılık sağlayamaması halinde Astor'da sert bir satışla kanal alt band seviyesi olan 100 TL'lere doğru bir düşen trend oluşabilir arkadaşlar. Aksi halde ne yapması lazım? Kanalımızın ortalama fiyatının geçtiği kanal orta bandın üzerine atması lazım. Yani 157 TL'lerin üzerinde kapanış yapmaya başlaması lazım arkadaşlar. Fiyatların kanal orta band seviyesi ve beyaz yükselen trend seviyesine gelmesi ihtimalinde saatlik ve 4 saatlik açın. Piyasa yapıcının aşağı yukarı nasıl hareketlilik içerisinde olduğunu görün. Kırmızı mumların gelmesi, düşüş hareketliliğinin fazlalaşması halinde stop olup bir kenara çekilmek gerekebilir arkadaşlar. Düşüş gelmesi halinde ise ne yapacağız arkadaşlar? Örnek veriyorum, 157 TL'lere geldi. Buralardan bir düşüş sergiledi veya hiç bu bölgelere gelmedi. Genel olarak Borsa İstanbul'da dalgalı bir piyasa bekliyoruz. Buralardan aşağı doğru geldiğini düşünürsek bakın, logaritmik görüntüleri normal görüntülere çevireceksiniz. Normal görüntülerdeki trendimizin destek noktasından daha önce döndüğümüzü görüyoruz ve bu destek noktasını yine çalışacağını düşünürüm. Yani 122 TL'lere kadar bir düşüş gelme ihtimali vardır. Düşersek 122 TL'ler, yükselirsek de 157 TL'ler arasında sıkışmış bir Astor göreceğiz. Hangi yöne doğru hareket ederse o yöne doğru sert gitmesi beklenir. Önce 157 TL gelirse ben buradaki 122 TL desteği derine kadar dursak da ana destek bölgemize kadar düşmemizi beklerim. Yani 122 TL'lere kadar belki düşeriz. 157 TL görülürseden bahsediyorum. Görülürse 122'lere kadar düşeriz. Orada bir destek bulsak da kısa vadeli destek olur. Sonrasında o desteğin de kırılmasıyla kanal alt bandımıza gelmeyi beklerim arkadaşlar. Majördeki destek noktamızdır. Bakın, buraya değdikten sonra sert yükseliyoruz ve 157'den sonra tekrardan bu bölgeye dokunmayla birlikte daha sert yükselmeyi beklediğimden dolayı böyle bir hareketlilik, böyle bir dalgalanma olabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hiç kimseye al veya sat diyemem. Piyasalarda nereye gideceğini piyasa yapıcı haricinde %100 olarak hiç kimse bilemez arkadaşlar. Teknik bilgiler olmadığı sürece strateji geliştiremezsin. Stratejin olmazsa da hangi yoldan gideceğini bilemezsin arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse iki arkadaş ormanda yürüyüşe çıkıyorlar. Önlerine iki tane yol çıkıyor ve arkadaşlardan bir tanesi diyor ki, hangi yöne diyor gideceğiz şimdi? Sağdan mı gideceğiz, soldan mı gideceğiz? Diğer arkadaşı da ona diyor ki, nereye gittiğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin diyor bir önemi yoktur zaten. Dolayısıyla orman içerisinde seyahate çıkmışsın. İlla bir yoldan gitmene gerek yok. Dön geri, nereye gittiğini bilmiyorsun. Dolayısıyla borsada böyledir, para yönetimi de böyledir arkadaşlar. Sen strateji kurmadan, nereye gittiğini bilmeden, destek ve direnç seviyelerini anlayamadan, hangi seviyede satacaksın, hangi seviyede alacaksın bunları bilmeden maalesef bu piyasalarda maksimum kazancı sağlayamazsın. Lütfen bilgilerinizi stratejilerinizle birlikte yönetmeye çalışın. Koyun Bulucu'nun
oyuncunun buradaki amacı size bunları sağlamaktır. Ücretsiz bir şekilde yaptığımız bu yayınları sizler için yapıyoruz ve sizlerin desteğiyle birlikte 2 ay içerisinde 32 bin abonenin de üzerine çıktık. Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Desteklerinize layık olabilmek adına elimden geldiği kadar sizler için videolar üretiyorum. Gece gündüz Koyun Bulucu ekibi olarak sizler için çalışıyoruz. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.